Sevgili seyirciler, tüketici bilincine paralel olarak çevre bilincini de geniş halk kitlelerine yayma gayesiyle 2007 yılında kurulan ve bakanlık tarafından yetkilendirilen TÜKÇEV, Tüketici ve Çevre Eğitimi Vakfı, çevre duyarlılığıyla yayın yapan yazılı ve görsel basını ödüllendirdi. Türkiye genelinde çevreye dair söyleyecek sözü olanları buluşturduğumuz Eko gündeminde ödüle layık görülmesinden duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Ekibim adına tüm çevre dostlarına teşekkür ediyorum. Tüketici ve Çevre Eğitimi Vakfı TÜKÇEV, çevre duyarlılığını yayın ilkelerinin temeline oturtan yazılı ve görsel basını ödüllendirdi. Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde bu yıl ilki düzenlenen Doğa ve Çevre Medya Ödül Töreni, gelenekleri canlandırdı. Çevre ve geri dönüşümün önemini vurgulayan Hacivat Karagöz gösterisiyle başladı. Atık kumbarası, neydi? Atık kumbarası efendim, atık. Anladım. Neler atılıyor? Senin gibi gevezelerin içine patriye mi atıyoruz ha? TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan açılış konuşmasında çevre konusunda farkındalığı artırma amacıyla en fazla çevre ve doğa haberi yapan televizyon, televizyon programı ve programcısı, gazete, köşe yazarı, muhabir, kameraman, foto muhabiri, haber ajanslarının belirlendiğini ifade ederken TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan da toplumsal bilinçlenmenin sivil toplum ayağında sorumluluk üstlenen TÜKÇEV'in ödülleri dağıtırken bireysel başarıyı baz aldığını vurguladı. Çevre bilincinin artırılması ve çevreye duyarlı bir toplumun yaratılmasında basının önemi çok büyük. Eğer biz bugün verdiğimiz ödüller basınımızda bireysel gayretleriyle çevre konusunda duyarlılık gösteren arkadaşlarımıza verilen ödüllerdir. Biz istiyoruz ve gönlümüz arzu ediyor ki basınımız, yazılı veya görsel basınımız, kurumsal anlamda da çevreyle ilgili masalar oluşturmalı, muhabirler yetiştirmeli ve dünyanın geldiği noktayı kavrayan, çağın ruhunu soluyan muhabirlerimiz çevre konusunda gelinen noktayı, gelinen teknolojik gelişmeleri, çevre konusundaki gelişmeleri ve halk sağlığı, bitki sağlığı, kirlilik, toprak, su, hava kirliliği gibi konuları halkımıza intikal ettirmeli. Kanal A ekranlarında Şubat ayından bu yana çevre, geri dönüşüm ve enerji özelinde hazırlanan ve her cumartesi ekrana gelen Eko Gündem'de ödüle layık görüldü. Basınımızın bu konudaki gayretleri bizlerin gayretlerine destek verecektir. Biz bu nedenle bir teşvik olma açısından ve bir de basınımıza seslenmek açısından bu ödül törenini düzenledik. Ben ödül alan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, onları kutluyorum. Sizi de kutluyorum tabii ki. Sizin de kanalınız bu konuda gayretli bir kanal. Çevre duyarlılığına katkıda bulunan bir kanal. Kanalı da tebrik ediyorum. Kanal A Eko Gündem programı Özge Yılmaz ödülüyle görülüyor. Çevre konusunda yaptığı programlarından dolayı kendisini sahneye davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere Sayıştay Onursal Başkanı Sayın Mehmet Damar Beyefendi geliyor. Buyursunlar efendim. Çevre duyarlılığıyla hareket edip örnek projeler ortaya koyan yerel yönetimler, organize sanayi bölgeleri ve kurum kuruluşlara yönelik yayınlarıyla Eko Gündem, çevre dostlarının sesi olmayı amaçlıyor. Kimi zaman camın yolculuğu oluyor anlatılan, kimi zaman bir kağıdın, ısının, enerjinin. Ekrana taşınan her konu ve konuğun ortak noktası, çevreyle ilgili tüketici algısına katkıda bulunma, daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir çevre için sorumluluk paylaşma arzusu oluyor. Çocuklarımıza daha yeşil yaşanılır bir dünya bırakmak için Eko Gündem olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu yönde çalışmalarımızı azimle devam etmek istiyoruz. Suya yazı yazmadığımızı hissettiren tüm çevre dostlarına ve programın hazırlanmasında emeği geçen ekibimize teşekkürü bir borç biliyoruz.